Selam. Selam. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ne hakkında? Bir arkadaş hakkında bir soru sormak istiyorum. Dur. Tahmin edeyim. Bu arkadaşın uzun boylu, günden güne senden daha çok hoşlanan bir arkadaşım. Yok. Aslında ben Furkan hakkında bir soru sormak istiyordum. Furkan hakkında mı? Evet. Sen onu çok daha iyi tanıyorsun. Benim merak ettiğim bir konu var. Furkan sence bir kızı sevebilecek bir erkek mi? Bak Günçecek, ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Ama müsaade edersen bu konu hakkında daha fazla bir şey demek istemiyorum. Ferit, yanlış anladın. Bak Günçecek, paşa mahalleden arkadaşım diye sesimi çıkarmıyorum. Ama bu kadar da fazla ya. Ferit! Of! Öyle damdan düşer gibi söylersem çocuk yanlış anlar tabii. Of be Günçecek! Ferit, bir saniye durur musun? Günçecek lütfen. Tamam, bana her konuyu anlatabileceğini söyledim. Ama lütfen gönül işlerinle ilgili meseleleri kız arkadaşlarına anlat. Çünkü bunları duymak bana acı veriyor. Ferit, sen beni yanlış anladın. Benim Furkan'la ilgili almak istediğim bilgi kendim için değildi ki. Değil miydi? Bir arkadaşım için sordum. Sen benim Furkan'dan hoşlanabileceğimi nasıl düşünürsün? Ya ne bileyim, öyle bir anda sorunca... Bak benim kafam çok karışık. Şu an bir ilişki yaşayamam. Ama bu karışıklık durumu geçerse... tercih edeceğim insan Furkan'dan çok daha uzun biri olur. Çok daha mı uzun? Mesela ne kadar daha uzun, böyle 25 santim falan olabilir mi? Şimdilik bu kadar ipucu yeter. Sen benim soruma cevap ver. Furkan birine sadık olup onu sevebilecek biri mi? Ya şimdi aslında bu çok zor bir soru. Yani sonuçta benim arkadaşım, arkasından konuşmak istemem. Ama kız kardeşim olsaydı Furkan'la çıkmasını ister miydim bilmiyorum. Konuda yalnız değilsin. Nasıl? Yok bir şey.